Gidip sokakta birinin dudağına yapışıp öpsem ilk duyarı kasacaklardan birisin. Üf 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 diyor bak hastaya, hastaya bak. Ya kardeşlerim sizle de çok konuşamadık işte be. Valla. Olsun başka zaman. Ne yapıyorsunuz arkadaşlar iyi misiniz? Abi sen 70 kilo dayak yer misin yoksa bir koyarlar bir döverler olmuyor. Ben hayatımda kavga etmedim yumruk bile sallamadım. yine o yerden yere vururlar. 70 kiloya gerek yok 30 kilo bir çocuk gelsin. Vurmasına bile gerek yok seni döveceğim desin ben zaten tamam derim. Bir yıl olmuş. Aleykümselam. hoş geldin abi. Çok aşık oldum kızdan. Dini sebepler ayrılmam doğru mudur? Of, çok aşık olduğum bir kız var. Dini sebeplerden dolayı ayrılmak istiyorsun. Ya sen e, dindarsın o değil. Ya o dindar sen değilsin. E, kanka boş ver ayrıl ayrıl aynen. Onun draması bitmez o. Aa, baş edemezsin onunla. O da sen ne demez sen de onunla demezsin. Davul bile dengi dengine Johnny. Macera aramayın boş ver. Sen hangi alandaysan o alanda birine git. Zorlamayla olmaz o işler. Seni gördük ya yeter abi güzeldi gist. Ya vallahi arkadaşlar gist güzeldi de ses hiç tahmin etmediğim kadar kötüydü şimdi. Yalan yok. Hiç sizi duymuyorduk. Yani organizasyon kötü diye söylemiyorum. Kalabalıktan mıdır nedir ulan duymuyorum duymuyorum. Bir solda ve sağda iki tane troll grup vardı. 13-14 yaşında. Onlara böyle hani sahnede atlıyorlar ya şarkıcılar kafayla böyle tutsunlar diye. Öyle atlayacaktım bir ara. Sadece bağırıyorlar. Sadece bağırıyor adamlar. Mert Vah! falan diye böyle Allah'ım ya Rabbim dedim bunlar kim? Ön taraf çok tatlıydı sağ tarafın bölümü çok tatlıydı sol taraf çok iyiydi o arada çıkanlar dışında On numaraydı ama Tabi Gürültü var yandan bir adam sürekli bir aksiyon peşinde kim o bilmiyoruz. Bir şeyler diyor sesler karışıyor falan. Ama olabildiğince halletmeye çalıştım yani. Konter içinde kaldım lan oraya git buraya git. Soru soracağım soru sorun diyorum. Ee, arka girmeyi düşünüyor musun? <laughs> Düşünüyorum. Arada yarım saat geçmiyor. 50 tane soru böyle. Ee... <laughs> şey sordu biri lan. Eightborn'u sordular. Rigrat kaç para olacak dediler. Eyşan yani kim çekiyor dediler. Bak hep böyle <laughs> sonik sorular ulan. Yüz yüze gelmişiz. Sorsana bir sohbet etsin. <laughs> Sonucuma Resident Evil ne zaman devam edecek dedi biri. 8-Born ne zaman açılacak dedi. Ee, ekiple cezalı yayınlar ne zaman? Ee, pasta yayını ne zaman? A, onların da bir suçu yok. Darlıyoruz çünkü ya. Onlar da farkında. Biz de zor durumdayız. Ben bir şey diye dolaşıyorum mikrofonla. Arkadaşlar sorusu olan, sorusu olan. Hani bir, bir şeyler yapmamız lazım. Soru soru. Ya, i̇dare ettik çok güzeldi ama ya. Gönül isterdi ki herkesle fotoğraf çektireyim ama mümkün değil. Hala belim ağrıyor yani. Siz ne yaptınız? Var mı chatte gelenler gizli? Birçok kişi gidememiş zaten. Mesajlardan gördüm. Siz ne yaptınız bakayım? Ya dün kusura bakmayın. Yani yayın çok açmak istedim. Mert dedi ki abi açmayalım, açmayalım, açmayalım. Ne olur abi dedim oğlum ben açacağım sana ne oluyor? Açmayalım abi benle ilgilen abi dedi. Oturalım dedi birlikte sohbet edelim dedi. Çok yoruldum dedi. Sonra baktım uyuyakaldı. Story attım. Alo? Alo? Gelsin abicim. Görüşürüz abicim. Bir dakika bir sigara söylemiştim de çıkamadım. Son saat ne araya doldu ya. Abi ben 70-90 bir abone chat alabilir miyim çok kısa süreliğine? Bir de markete alacağım. Ondan sonra sohbetimize devam ederiz. Öyle olmadı. Benim yayın dün hiç açasım gelmedi. Belim de çok ağrıyordu. Hatta Mert direndi yani. Abi açalım ya muhabbet goy goy yaparız falan dedi. Yok dedim Johnny. Vallahi hiç halim yok. Ama dedim boku sana atayım. Öyle yani. Bağışları vermeyi unutma mı? Ne bağışı? Abi sakalını sarıya boyasına harbi iyi olmaz mı? Yok kanka. Ee, Giste iyi ki foto çekimine kalmamışsın. Mert'in çırpınışlarını görünce sana inanılmaz hak verdim. Krallarında kaldık Johnny. Canan. Krallarında kaldık. Bak söylüyorum sabah 9 akşam 5. Affedersiniz çok özür küfür edeceğim. Göte parmaklı versiyonuyla. Misler gibi birçok etkinlikte cirit attım. Oraya namımı yazdım. Bunlar yapıldı. Eve döndüğüm zaman sen ne kokuyorsun diyenlerle karşılaştım. Ten kokuyordum. Binlerce farklı insanın ten harmanlaması. İki gün çıkmadı üstümden. Kendi kokum da birleşmiş. Dördüncü fıtığım zaten o üç... Hangi etkinlikti lan o? Zaten ondan sonra bir daha hiçbir etkinliğe gitmedim. Arka odaya çekenler vardı beni. Isırmaya çalıştı. Kimdi? Hangi etkinlikti o ya? Çok kalabalıktı baba ya. Yani ben bu kadar çok fotoğraf ne zaman çektirdim bilmiyorum yani. Neyse. Ondan sonra fark ettim ki fotoğrafta şöyle bir sıkıntı oluyor bak. Ben ayaktayım. Şimdi benim boyum 1.89 ya. Diyelim normal 1.89 adamım. Bak şimdi. Böyle dik duruyorum değil mi? Dikim şu an. Biri yanıma geldiğinde şimdi 1.20'si geliyor, 1.10'u geliyor, 50 santimi geliyor. Ee, işte 1.60, 1.70 fark etmez. Türlü türlü boyda adam geliyor. Geliyor böyle yanında. Sana diyor ki abi fotoğrafı sen çeker misin diyor. Garibim herhalde heyecanlı olduğu için. Ben de tabii ki de kırmıyorum, çekiyorum. Şimdi bak telefonu elime alıyorum. Buraya eğiliyorum. Bak şu hareket var ya, hiçbirinin yapmaması gereken hareket. Şöyle eğiliyorsun. Bu telefonu böyle ayıp olması diye eğiliyorsun böyle aynı boyda olmak için. Şu şekilde çekiyorsun. Kalkıyorsun. Abi olmadı diyor. Bir daha eğiliyorsun. Kalkıyorsun. Abi blur çıkmış. Bir daha eğiliyorsun. Sonra o gidiyor, diğeri geliyor. Ve bak şu. Şu. Görüyor musun? Bu. Sonra bir anda soluna biri geliyor. Buraya dönüyorsun. Bununla çekiliyorsun. Biri geliyor böyle. Böyle oturuyorsun yere. E kardeşim benim, canım benim falan. Bunu bir gün boyunca yaptığında çok güzel bir şey bu arada. Yani harbiden çok kıymetli bir şey. Bu konuda zaten kimsenin beni yanlış anlayacağını düşünmüyorum. Akşam of bizim de doktor dedi ki etkinliğe metkinliğe gidemezsin. Manyak mısın? GİS'te de normalde gitmezdim ama hem hani bir şey yapmak istedim yani. Hem dahil olmak istedim. Hem gamingi kırmak istemedim. Bizimkiler yalnız kalmasın diye gittik. En azından yüz yüze gelebildik yani. Lütfen alınmayın. Gerçekten empati yaptığım zaman birinin oraya gelip de bir temas edebilmek ya da bir fotoğraf çekebilmek istediğini çok iyi biliyorum. Ama yapamam. Vallahi billahi yapamam. Bizim ekip bile beni uyardı. Bak sen böyle gaza geliyorsun. Dayanamıyorsun. Vicdan yapıyorsun. Atlıyorsun milletin arasına. Hani ben kimim deyip giriyorum ben yani. Ne almış yani? Adam fotoğraf çektirmek istiyor. Kıymetli bundan diyorum. Ama sonra ameliyatlık olurum. O yüzden affedin beni. Eğer öyle morali bozulanlar olmuşsa sebebi sadece budur. Başka bir şımarıklık veya ne bileyim abuk subuk triplerden dolayı değil. Hiç de sevmem öyle şeyleri. Selam abi mesaj görmüşsün bilmem ama ben de içerik üreticiyim. Dün gisteydim. Sana yaklaşmak mümkün olmadı. Umarım başka bir fuarda bir araya gelmek istedim. İnşallah kardeşim. Dün ne vardı ne yoktu vallahi O yüzden bir şey söylemiyorum. Keşke herkese tanışabilseydim ama olmadı olamazdı da. Hatta en son arabaya binerken birkaç kişi stoklamış arkadan bulmuş. Ulan şöyle bir gözümle bel hesabı yaptım. 14 kişi var bu 14 kişinin biriyle fotoğraf demek yaklaşık olarak 19-20 tane fotoğraf çekmek demek. Oradan arkadan sıyrılanlar olur o cesaret alıp gelenler olur falan derken arabaya bindim. <laughs> bir çocuk da çekmiş fotoğrafımı suratım böyle onu da bana yollamış. İfşane yakaldım abi diye. Gördün mü bak eğer o fotoğrafı çıkartırsan davalarım seni ha. Çok kötü fotoğraf. Niye annem gibi konuşuyorsun abi? Doğruları konuştuğumuz içindir Johnny. Canım abim yarım teslim etmek 30 saniyelik bir şey var demiş ama gitti. Silindi mesajı. İnce girdim az önce anlayana. Tamam. Bekle donate'leri devam Abi antidepresan abim. Allah Allah seviyorum seni canımsın. Abi öncelikle bu belle bile giste geldiği için teşekkür ederim. Estağfurullah. Giste sahne görevlisiydin ve gerçekten verdiğin çaba ve emek çok, çok teşekkür ederim. Melik. Ne yapayım oğlum? Attılar bizi ortaya. Kaç kişi var orada bilmiyorum. Hepsi gözümüzün içine bakıyor. Burada Mert, burada Holmes. E elebaşı benim. Lan bir şeyleri çevirmem lazım. Hepsi bana bakıyor, ben onlara bakıyorum. Birbirimize bakıyoruz. Konu yok, içerik yok, hiçbir şey yok. Attılar bizi oraya. <laughs> Selam, merhaba, merhaba, hey. O nasılsınız falan diyorum. Zaman kazanmam lazım yani. Olmaz ki başka türlü. Sesleri bir denedim. Var mı soru cevap şeklinde ilerleyelim dedim. Hani soru soralım falan. Ekber ne zaman dedi. Azim bir saat burada şimdi chatte ne konuşuyorsak aynısı dönecek. Ya tatlıydı canım güzel olduğu için anlatıyorum. Ulan şimdi mikrofon da bizde. Dedim gidip soruları ben bizzat alayım. Hani ağzı uzatayım yani direkt. Gittim soru soruyor. Böyle artık şeye döndü. 12 tane falan şunu oynayacağım soruları. E, haftaya yapalım ya haftaya yapalım oldu. <laughs> bir şey soruyor. soruyorum. Valorant'ta ne zaman başlayacak? Haftaya yaparız onu falan diye diye bir süre idare ettim. Daha sonrasında zaten rahatladık bir moderatör arkadaş geldi. O da güzel soru cevap yaptı. Yürüttük. Yemek yayını sözü verdin. Verdim mi ya? Yemek yemek yayını yaparız ya. Onu da konuştuk. Gözler bağlı roller değişsin mi diye sordum. Herkes değişsin dedi. O zaman Mert'in gözünü bağlayalım da bir de onun el yeteneklerini görelim. Haftaya demedim ya orada. Herhangi bir hafta dedim. Herhangi bir haftaya bakarız dedim.